Günaydın arkadaşlar. Saat 6:30 sabah. Yarışma sabahı. Bugün sabahleyin yiyeceğimiz şeyler. Bundan 7 tane. Çok uykum var. Bundan 7 tane yiyeceğim. Yumurta yiyeceğim 7 tane. 2 tanesi tam, 5 tanesi beyaz şeklinde olacak. Kullanacağınız birkaç tane ilaçlar var. Tablet ilaçlar. Onları almam gerekiyor. Yarıştan önce. Bir de bunu alacağım, Glifor. Galinor, pardon. Galinor alacağım. Glifor ne alaka ya? Galinor alacağım. Bu sodyum potasyum dengemizi sağlamak için kramp mramp girmesin diyor orada. 1 gram tuz alacağım. Bir kaşık badem ezmesi. Bir de 200 milim kadar kahve almam gerekiyor. Ondan sonra duş muş alacağım. Giyineceğim. Short mort işte, ondan sonra numaralar derken podyuma geçeceğim. İlk baş kız arkadaşımı alacağım. Oradan podyuma geçeceğiz. Orada çekerim zaten. Hadi görüşürüz. Dediğim gibi aynı şekilde yaptım. Beslenmemizi şu an yiyip ondan sonra hazırlanacağım. Okey. Benim dünyalar güzel sevgilim. Bugün hiç uyumamış. Gözlerinde güzel şeyler vardı. Ay, yapışıp şeyler ağzıma geldi, biliyor musun? Şeyler. Evet, çünkü bakım ya. Onun ismi ne bu arada? Ha, onun ismi ne? Söyle çabuk, herkes bilsin. Hadi söyle göz atlarını. Bilmiyorum ya. Tamam. Şimdi biz fuara geldik. Okey. Ve şu an boyama şeyi olacak. Sekansı olacak. Ondan sonra arkasından bir güzel 10.30'da bir podyum yapacağım. İnşallah güzeller güzel sevgilim onu çeker. Evet, şu an fuarın içine girmiş bulunmaktayız. Okey. Şimdi ön tarafa açayım da size birazcık oluşanı göstereyim. Bu sefer çok daha iyi olmuş. Bayağı iyi olmuş. Bak, eskiden yolda böyle bir şeyler yoktu gari. Geliyoruz, geliyoruz. Güzel değil mi? Evet, podyum burası. Gördüğünüz gibi mükemmel ötesi güzel. Mükemmel ötesi yapmışlar bu yıl. Daha bunun arkası da varmış. Bakın, daha yeni görüyorum bunları. Yeni yeni şeyler keşfediyorum. Şu tavuk pilavcı var ya, ortadan arasını belirliyor para konusunda. Aslan parçası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ha, buralar şey, başka spor dalları var ama mesela crossfit falan şurada. Okey. Evet, NPC atlet şeyini de aldığımıza göre artık tamamen okeyiz. Katılım şeylerini falan yaptık. Birkaç tane imzalamamız gereken forum varmış. Onun dolayı otomatikman onları yapmak zorunda kaldık ve şimdi tekrardan podyum tarafına geçiyoruz. Şimdi boyama yapacağız. Ben çekemem büyük ihtimal boya yapılırken. Kız arkadaşım beni çeker. Hadi bakalım hayırlısı. Evet, bir tane düşüncelerin nedir? Söyle bakalım. Şu an ilk defa böyle şey karşılaşıyorum. Şu an harbiden ilk defa böyle bir ortama girdim. Yani benim ilk yarıştık gibi insanların olduğunu düşünüyorum yani. Anlatabildim mi? Her şeye böyle melekle bakıyorsun. İlk defa görüyorsun. Tabii insanlar falan bayağı şey yapmışlar yani. Nasıl desem, çalışmışlar ama evet. Birincinin yeri belli. Yes, işte ben. Bu iş bende ya. Ben kesin ineniyorum. İnşallah derece azam ineniyorum. Evet, alırsın. Zaten herkes yani şöyle bir üç kez falan bakıyorlar yani, süzüyorlar yani altın hani vücuduna bakıp gayet de güzel gözüküyor. Yani ben mesela şey diyorum, şöyle bakıyorum, diyorum bunlar yoldan geçerken falan gelmişler gibi duruyor gerçekten. Ama harbiden birkaç tane var öyle gerçekten ama. Birkaç tane değil, çoğunluğu öyle ya, yani yoldan geçerken uğramışlar gibi duruyor. Altay Kuşu'nda uzun yıllardır birikimi olduğu için, tabii sektörün içinde de hemen hemen bulunduğu için bayağı bilgili ve tecrübeli bu konuda. Bakalım inşallah istediğimiz sıralamaya. O iş bizde. Şu an bekliyoruz dayanmasına. Heyecan.
rakip yok gibi rakipleri gördüm, hepsini eleyeceğim. Hepsi bende. Birincilik geliyor. Abi. Şimdi boyayı yaptık arkadaşlar, bitti. Şu an burası backstage, şuralar falan hepsi böyle. Böyle buralar. Burada arkadaşlar var. Buradan podyuma çıkılacak. Ama bir yandan güzel, bir yandan zorlu ama çok da takmamak lazım. Backstage'deyiz. VIP. Evet, inşallah şu an her şey güzel olacak. Ben eminim, kazanacağız. Başka ne demek istiyorum? Çok güzel bir duygu. Sevgilim de ilk defa bunu şahit oluyor. Onun için de çok merak edici bir duygu. Bakacağız bakalım. Hayırlısı neyse olsun. Her şey gönlünce olsun. Sizi çok seviyorum inşallah. 383. Thank you, gentlemen. Evet, bizim için mükemmel bir gün daha bitti. Evet. Çoğunlukla hani sevgilim de konuşabilir şu an çünkü o beni uzaktan gördü. Ben kendimi orada göremem aslında. Sahnede çok güzel gözüküyordu. Çok güzel parlıyordu aslında benim. Teşekkür ederim. Nasıl ama esmer olmuş mu? Bildiğim süreli gibi olmuş yani, bu arada. Afganlı. Neyse, aslında bu... seni Arap diye alacaklardı, son anda Türkiye'deyiz. Şimdi ben size ufak bir açıklama yapacağım birazdan, bekleyin araba bindiğinizde. Görüşmek üzere. Evet, evet, evet. Ufak bir teknik sorunsal sıkıntılarımız oldu. Neyse, sorun değil. Ses gitmemiş, bu kadar başka bir problem yok. Onu da ikinciye çekiyoruz şu an. Şimdi olanları anlatayım ben size tekrardan. Yarış çok hızlı bitti. Gerçekten bana nişanladı. Birinci, birinci kim olduğunu bilmiyorum. O derece kötü durumdayım. Sağlık olsun. Neden sağlık olsun diyorum. Bu yarış bizim için bir tecrübe oldu. Ve heyecanımı atmış oldum. Bu yarıştaki kategorisi söyleyeyim ben. Hiçbir kimse, yani daha doğrusu örnek vereyim, benim boyumda insan da vardı. Ve benim boyumda insan olsa bile kilosu benden fazlaydı falan. Yani çok garip, çok değişik bir ortamdı. Yani ana baba günü olan bir ortam. Yani ipini koparmış gelmiş herkes. Oraya. Yoldan geçen insanların bile uğrayıp şey yaptığı bir profil vardı gerçekten orada. Gerçekten öyle, gerçekten öyleydi. Ve açıkçası şimdi bizim için yarınki yarışma önemli. Oradaki yarışmanın kendi kategorin ne göre olacak. Evet. Oyuma göre falan olacak inşallah. Ben öyle biliyorum. F class diye bir klas var. O orada bu işler dönecek inşallah. Şu an üzerindeki boyayı çıkarmak çok istiyorum. Çok istiyorum ama neyse. Yapacak hiçbir şey yok. Yarın olsun, bitsin, ondan sonra çıkartacağız. İnşallah o zaman da çıkar yani bu ay, çünkü çok kalıcı da kalabilir bildiğin. Neyse, ondan sonra bu video sonu da olabilir. Belki bu videonun sonu da olmayabilir. Ondan dolayı yani kendinize çok iyi bakın. Fakat bir şey daha söylemek istiyorum. Son çıktığımda direkt 1,5 litre su içtim. 1 gram da tuz içtim çünkü çok kötü durumdayım. Yani sodyum potasyum dengem bozuldu. Başım falan da ağrıyor çok. Hoca şimdi ne yapmam gerektiğine göre bana bir program atacak. Sonra bakacağız önümüze. Evet, enerjimizi yüksek tutuyoruz. Motivasyonumuzu kırmıyoruz yani, bizim için enerji çok önemli bir şey. Evet. Sevgilim bana öğrettiği gençlerden biri. Değişik bir negatif enerji yaparsanız onu lütfen iptal edin. Evet, çünkü evren onu algılıyor. Evet. Ve nazardan uzak durmak gerekiyor. Bu da önemli bir faktör. Evet, evet, evet. Altan kuşu çok çalıştığı için başarısını, karşılığını fazlasıyla alacak. Evet, bir gün. Bunu da biliyoruz zaten. Biz bugün birinci olmaya gitmedik. Tecrübe kazanmaya gittik. Bunu unutmayın. Yes. Birinci herkes olur çünkü. Değil mi Alfancı? Yaşımız daha çok genç. Bir şey demek istiyor musun? Başka bir şey demek istemiyorum. Ya kendinize iyi bakın. İnşallah bu videonun sonudur ya da değildir bilmiyorum. Olursa da yine çekerim. Yapıyorum. Bye bye. Peace out. Estağfurullah. Ay, sinemada izledim. Berbat. Korkunç değil. İğrençti. İşkence pornoları make sevmiyorum. Öyle. Şu an
Somalili Obama'ya benzemiş durumda. Sadece dişlerin beyaz, her yeri çok garip bir şekilde duruyor. Ama neyse, sıkıntı yok abi. Biz bunu bugün atlatacağız. Yarın da güzel bir yarıştan sonra, nikahından sonra şov başlayacak. Ama bunda ufaktan size burada bir feedback vereyim. Çok güzel bir çift videosu geliyor, onu biliyorum. Çift videosu nedir, açıklayayım hemen. Biliyorsunuz şu anız. Diyet bozacağımız gün. Abi ne varsa yiyeceğiz. Bu kızı çarpı iki obez yapacağım. Çarpı iki. Bu yanaklar var ya, bu yanaklar dolacak bu yanaklar. Evet, obezmişim de ben. Şu anki mekan var, şu an mekan var. Mekanın çok mükemmel bir yerdeyiz. Gerçekten sevgilini seçtim bunu bu arada. Aşırı derece çok zevkli ve güzel bir yer. Hoşuma gitti. Burası galiba İncir Altı'nda Merlidere tarafları sahilinde. Dut muydu anladın? Öyle bir yer, evet. Dut diye bir yer. Güzel yer, gidin yani. Ben size söyleyeyim. Neyse. Şu an bugünkü videoyu kapattım. İnşallah bu kimse açıklama daha yapmadım bu arada. Tek tek ayrı yazsam çok şey olacak. Zaman kaybı. Ben tamamen bunu videoya geldim. Videoyu şimdi birazdan editleyeceğim. Az kaldı. Ondan sonra tamamen YouTube'a yükleyeceğim. Ondan sonra umarım herkese bir ufak da olsa bilgilenmişim olacak. Tabii insanlar bunu tabii izlerseniz baktalım. Tetik yazmak istemiyorum. O an dolayı çok yorucu. Neyse artık, yapacak bir şey yok. Sizi seviyorum. Yarın daha büyük bir yarış, daha zevkli ve daha ciddi bir yarış. Ben keyifli üzere. Ve motivasyonumuzun evet. Yüksek olduğu, enerjimizi yüksek tuttuğumuz güzel, keyifli bir deneyim olacak. Çoğu çocuğumla beni ve dünyalar güzel sevgilinde beni yalnız bırakın. Bye.